Herkese merhabalar. Bugün taş toplama makinamızla ilgili bilgiler vereceğiz. Taş toplama işlemi niçin yapılır, neden yapılır ve bize kattığı artılar nedir? Bunlarla ilgili kısaca bilgiler vermeye çalışacağız. Operatörümüzle konuşacağız. Ondan bilgi alacağız. Ücreti, fiyatı nasıl oluyor, nasıl bitiyor? Hepsinin cevaplarını kısaca almaya çalışacağız. Gelin şimdi traktörümüzün yanına gidelim ve operatörümüze sorularımızı soralım. Merhaba arkadaşlar, bugün Isparta'dayız. Isparta'nın göller yöresinde bulunan Büyükkabaca Ovası'ndayız. Burada şu an taş toplama işlemimiz yapılıyor. Operatörümüz Recep abimiz yanımızda. Bilgilenmeye çalışacağız. Taş toplama işlemi niçin yapılır, neden yapılmalıdır, bize katkıları nelerdir? Bunların sorularını alacağız. Merhaba Recep abi. Merhabalar, kolay gelsin. Recep abi, şimdi biz tarlamızdayız. Taş toplama işlemini yapıyoruz. Bunu biz niçin yapıyoruz? Yani bize makine hakkında bilgiler verebilir misiniz? Genel hakkında bir bilgi almak istiyoruz. Şimdi Recep Tortop, bu 2020 model taş makinamızda bu işlenmesi zor olan arazilerdeki işçiliği zor olan, makineye zarar veren 3 santim ile 30 santim arasındaki taşları makinenin içerisindeki mekanizma ile deposuna doldurmak suretiyle 3 ton 500 kilo deposunun da kapasitesi var. Araziyi normal kullanım haline getirebiliyoruz. Ve topraktaki pH oranını, taşları temizleyerek daha kaliteli, daha verimli bir hale hazır ediyoruz. Ve şöyle diyeyim, normalde 100 kişinin yapacağı işi bir günde 100 kişinin yapacağı işten daha fazla bir işi hazır hale getirebiliyor yani bu makineyle. Araziyi verimli hale getiriyoruz ve çiftçimiz ileride o yaptığı bu masrafı ilerleyen yıllarda telafisini edebiliyor yani. Anladım. Şimdi Recep abi, anladığım kadarıyla bu tarla daha önceden kullanılmıyordu. Evet. Yani biz herhangi bir işlem yapamıyorduk buna. Evet. Biz şimdi bu taş toplama işlemi yaptığımızda istersek tek yıllık bitkiler, istersek çok yıllık bitkiler ekerek tarlamızı faaliyete geçirip ekonomiye katkı sunabileceğiz. Tabii, doğru mudur? Tabii, doğrudur. O 20 santim, 25 santim zemini işleme özelliği vardır bizim makinamızın. Yani rahatlıkla işlenen arazi başka diğer tarım aletleriyle işlemek kolaylaşıyor. Büyük bir kolaylık yani vatandaş için gerçekten. Bu yapılan işlem ilerisi için büyük kazanç sağlamaktadır yani. Evet. Çünkü kullanılmayan bir yer görüyorsunuz yani. Ne kadar dağlık bir yerdeyiz. Evet. Tepedeyiz. Taşlı bir yer. Yani burası normal. Daha çok büyük, aşırı taş olan yerlerde yaptık. Vatandaş çok memnun oluyor. Allah razı olsun diyor yani her yaptığımız kişiler memnun olduğu için. Biz de 20 yıldır aşağı yukarı kendi arazilerimizde olunca bu makinenin de bu bölgede olması büyük bir avantaj sağladı, olur. Evet. Vatandaşların işlerini görmeye elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Günlük yaklaşık 10 dekar yer temizlemekteyiz ortalama. Evet. Peki Recep abi, bir şey soracağım ben sana. Tarla taş toplatmak istiyoruz biz. Size başvurduk. Evet. Bize taş toplatmak için ilk önce arazinizi göstermeniz lazım. Evet. Arazimizi gösteriyoruz size. Peki taş toplama işlemine başlamadan önce tarlamıza ne gibi bir işlem uygulamamız lazım? Evet, arazi işlenip makinenin çalışması haline getirmek için önce dip patlatma çekiliyoruz. Güzel. Evet, büyük taş varsa arazide 30-40-50 santim yani büyük kayalar varsa onları kepçe vasıtasıyla dışarıya attırıyoruz. Sonra tekrar bir patlatma daha çekip ne kadar arazi güzel işlenirse makinede o kadar sağlıklı çalışabiliyor yani. Bu işlemleri yapılırsa makine
çalışabilir. Tabii yani. Peki şekilde. Recep abi, patlatma işlemini ilk sefer yaptık mı yeterli kalır mı? Enine boyuna yapılırsa yeterli kalır. Evet. İki kat yapılırsa en güzeli iki kat yapıyoruz biz de uygulamalarda. Büyük traktörle işlenecek. Yani en az 100 beygir 4x4 traktörle işlemek gerekiyor. Yani o konuda da yardımcı olabiliyoruz. Yani büyük patlatmamız var. 50 santim, 60 santim toprağı işleyebiliyoruz yani. Gereken bütün ekipmanımız hazır yani. Vatandaşın olmasa bile biz kendimiz... Yani imkanı olmayan kişiler için siz bu hizmette sunuyorsunuz. Tabii bu çevrede, yani Isparta çevresinde hizmetimizi devam ettiriyoruz. Peki Recep abi, bizim bu işlemde ücretimiz ne? Biz taş toplatmak istiyoruz. Geldik size başvurduk. Evet. Yani fiyatlarımız neler? Degar başına mı taş toplama işlemini yapıyorsunuz yoksa saatlik olarak mı işliyor bu işler? Şimdi genelde saat ücreti olarak yapıyoruz. 225 liradan yapıyoruz. Degar hesabı da yapılacak olursa ortalama 600 lira civarında bir normal taş yerlerin 3 saate yakın 2,5-3 saat sürüyor. Evet. 2000 metre yer. 600 liradan ortalama 600 lira mal oluyor. Aşırı taş olursa fiyat biraz daha yükseliyor yani. Tabii şu an bulunduğumuz bölgeye göre de değişkenlik gösterebilir. Çünkü tabii. Biz Isparta'nın Senirkent ilçesinin Büyükkabaca kasabasındayız. Bu farklı bölgelere gidilecek olursa fiyatlar değişkenlik gösterir. Tabii. Anladığım kadarıyla. Tabii yol masrafları uzak olursa biraz daha fiyata yansır yani. Ama normalde bu bölgedeki çalışma sistemi bu şekilde devam ediyor. Yine toplu iş olursa biraz daha elimizden gelen imkanlar çerçevesinde ikramımız oluyor yani. Yardımcı oluruz yani. Tabii tabii. Yardımcı oluruz yani. Çok aşırı çalışma gereken yer olursa yine de elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz vatandaşımız. Peki Recep abi, çiftçilerimiz kanalımıza görecekler bunu. Alkan Tarım vasıtasıyla gelirlerse yardımcı olur musunuz fiyat konusunda? Tabii ki. Daha fazla elimizden gelen imkanları sunarız yani. Evet, teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet Recep abi, bize bilgi verdiğin için teşekkür ederiz. Çiftçilerimizi senin sayende bilgilendirmiş olduk. Kolay gelsin, gideriz. Ben teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz. Evet arkadaşlar, operatörümüz Recep abimizle konuştuk, bilgilendirmelerimizi aldık. Taş toplama niçin yapılır, neden yapılır gibi sorulara cevap vermiştir umarım. Ekipman videolarının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Herkese iyi günler dilerim.